Bundan önceki videomuzda DC kaynak ve analog ölçü aletiyle uçları bilinmeyen asenkron motorun uçlarını bulmuştuk. Burada tamamen deneysel bir çalışma yapacağım. Daha önce 6 fazla ilgili videomda trafoların polaritelerinden size bahsetmiştim. Trafoların polaritesinin bulunmasıyla ilgili bazı ölçümler yapılıyor. İşte gerilimler üst üste mi biniyor, farkı mı alınıyor, toplam mı fark mı şeklinde. Şimdi o metodu asenkron motorlarda uç bulmada uygulayabilir miyiz diye deneyeceğim. 220'ye 110 voltluk bir trafom var burada. 110 volt gerilim vereceğim. Sargılara sırasıyla gerilimleri vereceğim ve diğer noktalardan ölçüm alacağım. Almış olduğum bu ölçümleri anlamlandırabileceğim mi, anlamlandıramayacağım mı? Eğer bu ölçümleri anlamlandırabilirsek asenkron motorun sargı uçlarının bulunmasında işte trafolardaki polarite deneyi gibi bir yöntem daha elde edeceğiz. Şimdi öncelikle U1, U2 sargılarına gerilim vereyim. 110 voltu verdim. Bu noktada bir gerilim ölçeyim. Takalım bu. Şu anda elde etmiş olduğum gerilim, şuraya notumu da alacağım. 120 volt. Neye bakıyoruz? V1, V2'ye. Elde ettiğim gerilim şu şöyle dursun. 4.7 volt. Beklediğimden düşük bir gerilim. Şu şekilde bir ölçüm alalım. W2, 4.5 volt. Şimdi V1, W1 arasına bakıyoruz. Aslında 0 volt. V2, W2 arasına ölçüme bakıyoruz. Ya 0.3 volt, bunda da göstermişti. Alalım ya 0.3, belki en ufak sayısal veri bile. Ha, muhtemelen ölçüm hatasıdır ama. Ha, bu da ilk başta 0.3 gösteriyor. Acaba motorun manyetik alanından mı etkileniyor ki dedim. Değil. 0.1 diyelim buna da. Şimdi V1, W2 arasında ölçüm alacağım. 0.8. V2, W1. 0.6. Şöyle gözüksün ya. Ağırlıyor mu bilmiyorum da. 0.6. Şimdi bu uçları V1, V2'ye vereceğim. Yine bir daha ölçeyim ama. 120 volt. U1, U2 arasında 4.5 volt. V1, W2 arasında 4.8 volt. U1, W1, 0.3. U2, W2, 0.4. Böyle alsam. U1, V2, 0.9. U2, V1, 0.6. Buraya verelim. Bu da 120 volttur yine. U1, U2 arasına bakalım. 4.7. V1, V2 arasına bakalım. 4.7. U1, V1 arasına bakalım. U1, V1 arasına bakalım. 0. U2, V2 arasına bakalım. 0. U1, V2 arasına bakalım. 0.7. U2, V1 arasına bakalım. 0.7. Bu 0.7, 0.1, 0.3 ölçüm değerleri muhtemelen ölçüm hatasından kaynaklı ama az önceki ölçümleri mantıklı bir tabana oturtturamadım. Burada sargıları seri bağlayarak da bir ölçüm yapacağım. Şimdi şu anda biliyorum ama prensibi ortaya koyduktan sonra bilmediğimiz zaman da bu iş ikinci ölçümden sonra hallolacak. Şimdi az önceki ölçtüğüm 0.1'ler, 0.3'ler, 0.8'ler, bunlar ölçüm hatası. Aslında 0 orası. Şimdi sargının birine gerilimi verdim burada. Sargının uçlarına gerilim verdikten sonra elimde 2 adet daha sargı oluyor. Hani bilmediğimizi düşünürsek. Önce bu sargıları seri bağlayacağız. Şimdi ilk etapta V2 ile burada W2'yi seri bağlayayım. 2 tane olasılık var zaten burada. Ve diğer sargı uçlarından gerilim ölçeyim. Bakın 0.6 volt gösterdi. 0.7 volt. Bu normalde her bir sargıdan 4.7 volt alıyorduk biz. Bu aslında 0 volt. Şu anda ben bu iki sargının birbirlerine göre ters manyetik alan oluşturduğunu biliyorum. Bu sefer ikinci olasılığı deniyorum. V2'den W1'e giriyorum. Şimdi ölçüm alıyorum. Almış olduğum ölçüm 9.2 volt. Yani her ikisinin toplamı. Şu anda bildiğim tek şey var. Bu iki sargıyı birbirine seri bağladım. O zaman şöyle bir şey düşünebilirim. Sargının ilk baştan başlarım. Birinci sargı giriş çıkış, giriş çıkış şeklinde. Yani nerede sargılarım? Giriş
çıkış, giriş, çıkış şeklinde bağlandı. Şu anda bu sargıların giriş ve çıkışlarını biliyorum. Bilmediğim şey şu, bu gerilim vermiş olduğum sargının polaritesi ne şekilde? Onun için ikinci bir ölçüm yapmam gerekli. Çıkarttım. Az önceki giriş ve çıkışlarını bildiğim bobine, iki tane bobin vardı. İkisinin de giriş çıkış hangisinin olduğunu biliyordum. Giriş çıkış bobinlerden, bildiğim bobinlerden bir tanesine getirdim. 110 voltluk trafom var. Bilmiyorum açıkladım videonun başında. Şu anda 110 voltluk trafom var. 110 voltluk trafoyla ben buradaki asenkron motoruma sargılarına sırasıyla düşük gerilim veriyorum. Şimdi yön önemli mi? Alternatif akım veriyorum trafo çıkışı. Yön burada önemli değil. Zaten DC versem ölçüm alamayacağım. O önceki videoda gibi devamlı verip çekmem lazım. Şu anda devamlı burada bir alternatif gerilim veriyorum. Alternatif gerilim sargılarda gerilimini yüklüyor. Şimdi bu sargının girişi ve çıkışı olduğunu biliyorum. Bu. Elimde bilmediğim ilk gerilim verdiğim bu sargı var. Şimdi ters bağlayalım. Yani manyetik alanları birbirine yok edecek şekilde. Gerilim verdiğimde yine 0.6 volt gösteriyor bana. Burada. Demek ki bu iki sargı birbirlerine ters. Ben neyi biliyorum? Burası giriş, burası çıkış. O zaman çıkışı buraya bağlarsam ilk sargımda, ilk gerilim verdiğim sargıda da giriş olmuş olacak. Bakıyorum 9.2 volt toplamını aldım. Şimdi özetlersek yaptığımı şöyle anlatayım. Sargılar bu aslında asenkron motor dediğimiz şey içerisinde 3 tane sargı var. Sargılardan bir tanesini ben primer olarak kabul ettim. 2 tane sekonder sargım var. Trafolardaki polarite bulma yöntemi gibi bu deneyi yapıyorum. Sargılardan bir tanesine ilk başta şunlara gerilim vermiştim ben. U1, U2 hiç fark etmez. Gerilim verdim ve buradaki sargılardaki V1, V2, W1, W2 sargılarındaki ben neyi ölçtüm? Gerilimi ölçtüm. Şimdi bu sargıları eğer siz seri bağlarsanız 4.7 artı 4.7'nin toplamını alırsınız. Ters bağlarsanız farkını alırsınız. İşte o 0.6 voltlar falan da benim için ölçüm hatası, ölçü aletinin hatası. Şimdi seri bağlayıp toplam gerilimi alırsam, örneğin bobinlerden birini bas kabul ettim yine. Dedim ki ilk gerilimi buraya vermiştim. Şuraya bas kabul ettim. O zaman buraya giriş diyorum, çıkış diyorum, giriş diyorum, çıkış diyorum. İki tane sargımın elimde şu anda giriş ve çıkış olarak işaretlediğim yer var. İki sargıyı biliyorum. Bilmediğim sargı ne? Gerilimi vermiş olduğum sargı. Bu sefer diğer sargıya gerilim veriyorum. Şimdi bunun giriş ve çıkışı benim için base olarak alındı. Buna tutuyorum, bu sargıyı seri bağlıyorum. Eğer farkı alıyorsam ilk gerilim verdiğim, ölçüm yaptığım bu sargıyı ters bağlamış oluyorum. Bu sargıyı sabit tutuyorum çünkü giriş çıkışını biliyorum. Bunun uçlarını değiştiriyorum. Eğer toplam gerilim elde ediyorsanız bu sefer diyorum ki giriş buydu, çıkış buydu, bu da seri girdi. Giriş bu, çıkış bu. İki ölçümle ben bu asenkron motorun sargılarının giriş ve çıkış uçlarını biliyorum. Bundan önceki videolarda sargıların giriş ve çıkış uçlarının ne olduğunu bilmek benim için yeterli. Çünkü U1, U2, V1, V2, W1, W2 bu bir isimlendirmedir. Bu bir etiketlemedir. U1, V1, W1'i siz gerilim verip burayı kısa devretseniz de ya da U2, V2, W2'den gerilim verip birleri kısa devretseniz de bu motor aynı yönde, aynı elektriksel özelliklerle dönecek. O nedenle bu sargıyı da bildiğim için ki fark etmez. Hangisi U1, hangisi V1, işte hangisi W1, bu da benim için fark etmez. Enerjiyi verirsiniz, motorun dönüş yönüne bakarsınız. Ters yönde dönmesini istiyorsanız iki tanesinin etiketlerini ya da işte Clemens'teki yerlerini değişirsiniz. Zaten birçok işletmede trafoların çıkışında, şalt trafoların çıkışında yazar L1, L2, L3 ama fabrikanın içerisine geldiğinde o şeyler 50 kere takla atar. Faz sıraları. Sizin için önemli olan enerjiyi verdin, istediğin yönde dönüyorsa doğrudur, ters yönde dönüyorsa yanlıştır. O şekilde de sisteminde sen ileri geri çalıştırıyorsan ya da işte sadece ileri çalıştırıyorsan faz sırasını verirsin, testlerini yaparsın, motor devrede o şekilde kalır. Bu da asenkron motorlardaki bilinmeyen bobin uçlarını trafolardaki sargı polaritelerinin bulunması metoduyla bulunmasıydı. Bundan öncekinde de voltmetre ve DC kaynakla bunu yapmıştım. Hangisi işinize gelirse bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.